Necmi abi bana bir şey göndermişti de bir mesaj. Baktım böyle bir şeyin fotoğrafı, bir yazının. O fotoğrafta da işte şey yazıyor. Diyor ki ondan sonra bu Şeyh Said'le alakalandırıp üstadı. Hmm. Yani güya dahli var diye işte nefh edildi. Şöyle oldu, böyle oldu. İşte Hizanlı yazmış. Hizanlı Said ile marif. ilahir. İşte şeyden Şeyh Said şey münasebetiyle Batya sürgüne edildi. Orada da şey yapmayınca kastam onu ya. Öyle bir şey. Orada Mustafa Kemal'in de şeyi var yani isim, öbür bazı devlet erkanları kimlərse. Şimdi bak üstadımız tam tersi. Değil mi? Şeyh Said'e böyle bir şey yapmamasını. Hani o diyor ki bak bu devlette dinsizlik oluyor, şey oluyor. Ona mukabil gel beraber şey yapalım. Şimdi ay, e, eee mukabele edelim bunlara. Üstat diyor Mustafa Kemal'in ordusu kimdir? Evet, yani Ahmedi, Mehmet'i, Ali, Veli'ye mi kırdıracaksın diyor. Üstad diyor teşebbüsünden vazgeç. O tabi devam ediyor fakat muvaffak olamıyor. Malum yani neticesiz kalıyor ve çok da zarar oluyor yani. Belki niyeti halistir ama hareket tarzı yanlıştır yani. Yani o öyle mukabele edilmez onunla. Çünkü efkar bozulduğu için üstadımız diyor iman nuruyla değil mi? Öyle manevi hizmetler lazım, manevi cihat lazım, manevi cihat. Yani manevi bir dinsizlik cereyanı her tarafı kaplamış ya ona mukabil nedir? İşte Kur'an'dan gelen nurla ona mukabil edecek. İşte bak üstadımızın bu tarzı ne oldu? Bak gördün elhamdülillah insanlığın imanına vesile oldu değil mi? İlahir yani. Yani üstadın hiç alakası olmadığı halde üstadı böyle bir iftirayla bak bir bir iftirayla batıya sürüyorlar. Ama kader demin hani Ali Sanabı okuduğu için diyorum kader de ne yaptı? Onda öyle muazzam bir netice İhsan etti ki bak Risale-i Nur'un telifi üstadın barlaya gelmesiyle oluyor. Değil mi yani? Beşer zulm ediyor orada. Hiç alakası olmadığı halde üstadı Batya nef ediyorlar ama kader orada bak Risale-i Nur gibi bir hakikati ihsan ediyor. Şimdi burada rahmetli Sungur abi çok okuyordu, okutuyordu. Yani risale tarzı hareketi. Hani bir şey olsun diye. Evvela başta evet evvela başta la ikrahe fiddin katabeyene rüşt cümlesi makamı cifri ve ebcediyle 1350 tarihine parmak basması. Yani hicri. 1350 tarihine parmak basar ve mana işariyle der. Gerçi bu tarihte dini dünyadan tefrik ile dinde ikraha ve icbara ve mücahede diniyeye ve din için silahla cihada muarız olan hürriyet-i vicdan hükümetlerde bir kanun esası bir düsturu siyasi oluyor. Ve hükümet laik cumhuriyete döner. <laughs> Peki döndü. Peki ne yapmak lazım? Yani karşı mı? Bak ne diyor üstad? Fakat, fakat ona mukabil manevi bir cihadı dini imanı tahkiki kılıncıyla olacak. Çok mühim bir cümle. Cemi, cemiyetin, cemiyetin tabi cemiyetin ıslahı lazım yani. Bazı demek komiteler ifsat etmişler. Buna mukabil ıslah etmek lazım. İşte o zaman küllü bir ifsat olmuş bu yani şeyde olmamış ki Osmanlı'nın ta son dönemlerinde. Başlamış. Hatta hatta diyorlar şeyde yani Osmanlı'nın en güçlü olduğu zaman da bu ifsatlar başlamış. Tabi gizli gizli yavaş yavaş o çoğalmış derken Osmanlı sonunda patlak vermiş. Misal e ona mukabil ne yapacaksın işte manevi bir ıslah işte Risale-i Nur odur elhamdülillah.